Efendim gün sonuyla karşınızdayız. Merhaba. Yine oldukça yoğun bir gündemi geride bıraktık. Afrin'le ilgili haberlerimiz var. Bunların ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Siyasete dönük, iç siyasete dönük haberlerimiz var. Bunları sizlerle paylaşacağız, aktaracağız. Bunun dışında hayata dair haberler var, ekonomiye ilişkin haberler var. Bütün bunlar önümüzdeki iki saat boyunca sizlerle birlikte olacak. Fakat bugün farklı bir formatımız var. Aslında formattan kopmayacağız. Yine aynı format devam edecek ama stüdyoda yalnız değilim. Bir kişi daha var. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Balbay bizimle beraber olacak. Evet Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hiçbir zaman yalnız değilsiniz. De işte bu evet. Stüdyoda 30 metrekarelik, 50 metrekarelik evet. Bir alanda yalnız oluyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Evet, çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Ama maalesef biz yine bugün iyi bir haberle başlayamıyoruz. Maalesef başlayamıyoruz. Çünkü Hakkari'den peş peşe acı haberlerimiz var. Şemdinli'de üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendi değerli izleyenler. Saldırıda iki askerimiz şehit düştü. İki asker de yaralandı. Sadece bu değildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de PKK'lı teröristler yine bir başka üst bölgesine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda bir askerimiz şehit oldu. Beş askerimiz de yaralandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bugün PKK'lı teröristlerce üst bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit düştü, beş asker yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Güven Dağı'nda bulunan askeri üst bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleşti. Ve akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama geldi değerli izleyenler. Fakat bu açıklama Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir açıklamaydı. Açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 811'e yükseldiği ifade edilmişti. Daha sonra vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı bugün 800 demiş idi. Onun üzerine etkisiz hale getirilen terörist sayısında artışını ifade etmiş. Ama bu arada TSK 14 hedefin daha imha edildiğini bildirilmiş. Yine tabii ki Afrin'le ilgili, daha doğrusu Zeytin Dalı ile ilgili haberlerimize geçeceğiz hemen önümüzde. Ama önce şehitlerimizi bir konuşalım Mustafa Balbay'la. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Onların ailesi 80 milyondur. Hepimiziz. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Aklı başında hiç kimse o ülkede şehit olsun, gelsin istemez. Ama bu vatan için, terörle mücadele için ne gerekiyorsa yapılır. Bu bizim hepimizin, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, bu ülkede, bu ülkenin geleceğini düşünen herkesin ortak değerlendirmesidir. Tabii bunun hemen devamında Türkiye'de daha fazla şehit gelmemesi için, teröre teslim olmamak için ve etrafımızdaki bu terör çemberini aşmak için ne yapmamız gerektiğini konuşmak gerekecek. Evet. Sayın Dükel, sadece bugünkü bu haberlere baktığımızda biz Afrin'de terörle mücadele için kilometrelerce ilerliyoruz. Kilise roket düşüyor. Biz Afrin'de 800 teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Kuzey Irak'tan Hakkari'ye saldırılıyor. Şimdi bu bölgedeki Allah aşkına oturup düşünelim. Terör coğrafyasının genişlediği ortaya çıkmıyor mu? Çıkıyor tabii. Çıkıyor. Bu coğrafya genişlemekte. Bu ülkenin terörle mücadelesinin düşünün 1980'lerden beri yazmış, araştırmış, konuşmuş bir kişi olarak bugün siyasal mücadele veren bir kişi olarak söylüyorum. Bu tablo ile bu terör coğrafyası genişler. Ha ya sen bu ülkenin düşmanı mısın, terörle mi işbirliği yapıyorsun? Ya ne alakası var? Tam tersi, Türkiye'nin bu terör örgütlerine teslim olmaması için aklı başında daha farklı politikalar gerekli. Sen çok mu biliyorsun, söyle bakalım. Ben çok bilmiyorum. Doğru ne, ona bakıyorum. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Terörle mücadele için uluslararası desteği arkana alacaksın. Muhatap ülkede mutlaka terörle mücadele edecek kesimler bulacaksın. Evet. Ve teröristi yalnızlaştıracaksın.
konuşacağız. Konuşacağız. Peki Kutay verebilecek miyiz? Tamam. Ankara'da bir doğalgaz patlaması olduğu söylenmişti değerli izleyenler. Ankara Valisi bir açıklama yapıyor. Hemen dönüyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii döndük ama yetişemedik. Olay çünkü mecliste de konuşuldu bugün. Hemen evet, bir gerilim. Bir yani. Sabotaj ihtimalinden söz ediliyormuş. Kısa bir açıklama yaptı zaten. Yani biz de ölene kadar bitirdi. Meclisten de galiba... Mecliste de konuşuldu. Ben şu anda meclisten geliyorum. Evet. İlerleyen dakikalarda bu kanun hükmünde kararnamelerin meclisten geçmesinin anlamını, önemini de konuşuruz. Yeni 15 dakika önce konuşuruz. Geçti meclisten. Şurada Sayın Dükel, terörle mücadelede bir bütünlük içinde şunu söylemek istiyorum. Şu anda 800 teröristi etkisiz hale getirdik. 1980'lerin ortasından beri Türkiye sınırlarındaki ve Kuzey Irak'taki terörist sayısı, siz de hep bu haberciliğin içindeydiniz. Türkiye'de genel olarak 2-3 bin kadar, Kuzey Irak'ta 3-4 bin kadar olurdu. Hiçbir zaman 8 bini geçmemişti sayısı. Terörist sayısı. Biz ama neden azaltılamıyor diye de endişe ediyorduk. Şu anda Suriye'de teröristlerden kurulan ordudaki miktar 30 bin. 50 bin hedefleniyor. Düşün tehlikenin büyüklüğünü. 3 bin, 5 bin. Buradan öneriyorum. Arkadaş, Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. Amacımız Suriye'nin bütünlüğü mü? Türkiye'deki Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesi mi? Onlardan ordu kuralım. Onlar mücadele etsin ülkeleri için. Zaten 4 yıldır, 4,5 yıldır bizler eğer askeri alıp da iyi bir eğitim verseydik şimdi hakikaten iyi bir ordu oluşmuştu. Oluşmuştu. Şimdi dilersen bir Afrin'den bakalım. Tamam. Yine aynı konu, yine kilis var hemen arkasında. Bunları bir arka arkaya verelim, Pentagon'dan bir açıklama var. O da önemli. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Değerli izleyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'ndaki... bilgileri paylaştı. Afrin'in kuzeyinde Alikar köyü de teröristlerden temizlendi. Bugün neler olmuş? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akşam saatlerinde yaptığı açıklamadan önce hazırlanmış bir derleme, toparlama bir haber değerli izleyenler. Bir bakalım. Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güçler Afrin'in batısından ilerleyişlerini sürdürüyor. Suriye sınırında bulunan ve terör örgütü PKK-PYD'li teröristlerin bulunduğu mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri'nce havadan ve karadan bombalanmaya devam ediliyor. TSK ve ÖSO unsurları Afrin'in kuzeyindeki Alikar köyünü teröristlerden temizledi. Afrin'in Raco beldesinin kuzeydoğusunda bulunan Ain Batman Dağı da dün terör örgütünden arındırılmıştı. Böylece Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in 5 beldesinde 19'u köy, 1'i köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ ve tepe olmak üzere 27 nokta terör örgütünden kurtarılmış oldu. Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Kastel Cindo köyü adeta hayalet yerleşim yerine döndü. Evlerde çatışmanın izlerini taşıyan köye yaklaşık 300 metre uzaklıkta oturan Suriyeliler teröristlerden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu arada Mehmetçiğin destan yazdığı Bursa'ya Dağı ve çevresinde yapılan arama ve tarama faaliyetleri çevresinde PKK'nın Kandil'den geçen dağ kadrosunun PYD-YPG militanlarına eğitim verdiği kamp yeri başta olmak üzere birçok tünel ve sığınakta da ortaya çıkartıldı. Zeytin Dalı Harekatı ile darmadağın olan terör örgütü YPG yaralı militanları için Kobani'de kan anonsları yaptırıyor. Anonslar Türkiye tarafındaki Mürşit Pınar'dan da duyuluyor. TSK'dan da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sabah saatlerinde açıklama geldi. Yapılan açıklamada gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur ifadelerine yer verildi. Kilis'te Reyhanlı'ya yine roketli saldırıda bulunuldu değerli izleyenler. Kilis kent merkezine düşen roketlerden biri tarihi bir hanın içinde bulunan
restorana isabet etti. Vali Mehmet Tekin Arslan olayda 5 kişinin yaralandığı bilgisini verdi. Diğer roket ise bir evin önüne düştü. Reyhan'daki saldırıda da roket bir mezarlığın yakınlığına isabet etti. Afrin'den atılan roketler Kiliskent merkezi ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Roketlerden biri Kiliskent merkezinde bulunan tarihi hanın içindeki bir restorana isabet etti. Restoranttaki müşteriler ve çalışanlar yaralandı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kilis valisi Mehmet Tekin Arslan, saldırıda 5 kişinin yaralandığını belirtti. Vali, yaralıların durumlarının ağır olmadığını söyledi. İşlerimize güçlerimize bakalım. Hepimize geçmiş olsun. Allah yaralarımıza da şifalar versin. Durumları da çok ağır değil, kötü değil. İkinci roket bir evin önüne düştü. Ölen veya yaralanan olmadı. Burada da incelemelerde bulunan Vali Tekin Arslan, saldırıların sivilleri hedef aldığını ve yıldırma amaçlı olduğunu vurguladı. Bu saldırıların amacı korkutmak, yıldırmak, sindirmek amaçlı. Şimdi değerli arkadaşlar, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, söylemeye de belki çok ihtiyaç olmayan bir tabloyu sizler gözlemliyorsunuz. Bu roketler Kilis şehrinin merkezine, hakeza Reyhanlı şehrimiz içinde olduğu için içinde, hedef gözetmeksizin doğrudan doğruya sivil insanların üzerine atılan roketler. Üçüncü roket ise Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir mezarlığın yakınlarına isabet etti. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken roketin düştüğü yerde çukur açıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde inceleme başlattı. ABD Savunma Bakanı Mattis'in Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili IŞİD'in yenilmesinin garantiye alınması çabalarından dikkati dağıtıyor açıklamasına Irak'taki ABD'li komutan ve Merkez Kuvvetleri Komutanı'ndan da bir destek açıklaması geldi değerli izleyenler. Irak'taki en üst düzey ABD'li komutan olan Kor General Funk, Irak-Suriye sınırındaki Kayım kasabası yakınlarındaki bir karakolu ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Afrin'deki harekatın IŞİD'in diğer ceplerindeki baskıyı azaltma ihtimalinden büyük endişe duyduğunu söyledi. YPG'yi kasteden Funk, partnerimizin dikkatinin dağılmasını istemem. Bu, Suriye tarafında IŞİD'e karşı aralıksız devam eden bir mücadele dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Wattle da, Türkiye'nin Afrin'deki operasyonuna rağmen YPG ile işbirliğine devam edileceğini söyledi. Wattle, onlar IŞİD'le mücadeleyi sürdürdükçe ve bölgede istikrar sağladıkça biz de onlara desteğe devam edeceğiz. Bu hükümetimizin politikası dedi. Ve akşam saatlerinde düşen bir başka haber değerli izleyenler, yine Pentagon'dan kiliseye yönelik roket saldırılarıyla ilgili bir açıklama geldi. Ama sadece kiliste sınırlı kalmadı değerli izleyenler bu. Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz denildi. Sadece bu da değil. Bunun dışında ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Mackenzie, ana unsurunu YPG'ye gönderdikleri silahları ancak IŞİD'le mücadelenin tamamen sona ermesinden sonra toplayacaklarını açıkladı. Hep biz diyorduk ya, bu silahları toplayın, onlar da toplayacağız diyordu ya, işte bunun koşulunu bir kez daha, aslında daha önce açıklamışlardı, bir kez daha vurgulama gereği duydu Amerika ve dedi ki IŞİD'le mücadele tamamen bitene kadar biz bu silahları toplamayacağız. Cümleyi tersten okursak böyle söylüyor ama şu andaki çerçeve bu. Ve bu konuyu da ÖSO'nun nereden çıktığını, nasıl olduğunu, çünkü ÖSO'yla ilgili bir başka tartışma da yürüyor bu arada. Kuvayi Milliye ile ÖSO eş tutulmuştu. Bütün bunları şimdi Mustafa Balbay'la konuşacağız. İstersen ÖSO'dan başlayalım, sonra Pentagon'un bu açıklamasına geliriz. Evet, şimdi ÖSO 2011 yılında Suriye'de iç savaşın başlamasından hemen sonra o gün itibariyle 20'ye yakın ayrı grubun böyle örgütsüz, daha farklı deyimler de bulunmak istemiyorum ama hani düzensiz grubun bir araya gelip bir ordu olduğunuz denmesiyle başladı. Sonra nerede eğitildi? Türkiye'de. Bunun adı neydi? Eğit Donat. Eğit Donat. Amerika onlara silah verdi. Türkiye İlk de 56 kişiydi. Evet. Sonra döndüler Suriye'ye. Ne yaptılar? Terör örgütüne katıldılar. Bu bizim iddiamız değil. Hem Amerika hem Türkiye bu konuda başarısız olduk. Bizim eğittiklerimiz gittiler, terör örgütüne katıldı dediler. Sonra bu ÖSÖ'nün içinden çıkan örgüt, 2-3 tane daha terör örgütü çıktı. Bu benim iddiam değil. Bu
bu bölgeyi biraz incelemiş, yazı yazmış herkesin, gözlemiş herkesin ortaya koyduğu bir değerlendirmedir. ÖSÖ'nün içinden terör örgütleri çıkmıştır. Ve şimdi biz bugün ÖSÖ ile birlikte teröristlerle mücadele ediyoruz. YPG ile mücadele ediyoruz. Peki 2011'de kurulup bugün 2018'de 2-3 defa saf değiştirmiş bu örgütün. Şimdi 4 kişilik bir heyeti gelsin Türkiye'ye bir tanıyalım. Bir hiyerarşisi var mı? Gerçekten bir örgüt mü? Bir bilelim. Bir komuta kademesi var mı? Var mı? Bir hiyerarşisi, bir komuta kademesi. Şu anda içindeki dağınık grup örgüt sayısının 30'dan fazla olduğu söyleniyor. Siz bunu tutup da yani hakikaten hicap duyuyorum. Misak-ı Milli ile yani Kuvayi Milliye ile karşılaştırırsanız kendi tarihinize ihanet etmiş olursunuz. Osmanlı'ya ihanet etmiş olursunuz. Çünkü Kuvayi Milliye'nin ilk kökenleri nereye dayanır? Osmanlı Meclis Mebusanı'na dayanır. Osmanlı Meclis Mebusanı'nda o Misak-ı Milliye'nin ilanı, Misak-ı Milliye'nin ilanı da oradadır. Ama İstanbul İngilizler tarafından işgal edilip ondan sonra oradaki milletvekillerinin Anadolu'ya gelebilenlerin gelmesi ve Anadolu'dan seçilenlerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşturulmuştur. Yani uzaktan yakından biri siyahsa biri beyazdır. Ama maalesef yani bunu en azından şimdilik bu noktada tutuyorum. Ama Erdoğan'ın birazcık yani birazcık hızan, birazcık ülke tarihi, birazcık bilinç, birazcık bu ülkenin tarihine saygı, kendi tarihine saygı istiyorum bu toplum adına. Şimdi ÖSÖ'nün yakın gelecekte içinden inanın ne çıkacağı belli değil. Göreceksiniz çok değil birkaç ay sonra ÖSÖ ya bunları kandırmış olacak ya da ÖSÖ 3-4 ayrı kola ayrılıp ihanet etmiş olacak. Şimdi burada Soçi'de bir toplantı yapıldı. Yine dün yapıldı, önceki gün yapıldı toplantı. Evet, bir de sonuç bildirgesi çıktı. Sonuçların bildirgesi çıktı. Bir şey. Evet. Şimdi orada çok acıdır sevgili Dükel. Burada bizi dinleyenleri, izleyenlerin yani bir ülkenin içinde bulunduğu dramı bundan daha iyi anlatan bir şey olamaz. O toplantıya katılan Suriyelilerden, Suriye heyetinden bir bölüm yaşasın Rusya diye slogan attı. O heyetin öteki bölümü de kahrolsun Rusya diye slogan attı. Ve orada Suriye'yi temsil eden heyet ikiye ayrıldı. Esad'ın taraftarı olan heyet Suriye Arap Cumhuriyeti diye, muhalifler Suriye Devleti diye. Allah hiçbir ülkeyi o konuma düşürmesin. Tabii ki biz o konuma düşmeyiz. Ben ülkemizin bilincine, tarihine, bu toplumun çıkaracağı değerlere inanıyorum. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'dan büyüktür. Nasıl o diyor dünya beşten büyüktür? Türkiye'de bir kişiden büyüktür. Kendi içinden bu gidişe sağduyuyla yeni bir bakış, yeni bir siyaset çıkaracak. Ama bugünün tablosu içinde üçüncü tablo Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması. Biraz önce siz söylerken tersten okuyalım dediniz. Bu taraftan okursak şu anlam çıkar dediniz. Amerika'nın bu açıklaması Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyorum demesi. Kınamak hani kına yani kına sözcüğü. Kına yakmak ha yok. Yani kına yok, sürmek yok. Değil değil mi? Kınamak. Tabii kınamak. Ben evet, bazen yani. Sözcükleri farklı anlamlar geliyor aklıma. Benim hatam. Karışıveriyor yani hani, tabii ki. Hani o kına hatayı zaman zaman değil, ben hani, de yapıyorum. Hani, evet değil. Hatta kınamak belki. Yani başka evet. Bir anlamı yok değil mi? Kına. Olamaz yani böyle kına yakmakmış, kına sürmek değil. Falan hani, filan değil. O aslında. Anlama geliyor. Düzeltelim. Evet. Düzeltelim. Ama bu, yani, şu anda. Kınamak için de kınamak bu. Kınamak yani evet. Hani kınamak. Şu anda Amerika'nın Irak'ta yaptığı bu açıklamasıyla birlikte hakikaten özürü kabahatinden büyük. Siz orada terör örgütlerini destekliyorsunuz ve diyorsunuz ki biz bu silahları IŞİD'le mücadele bittikten sonra geri alacağız diyorsunuz. Bir, demek ki o kişilerin bir terör örgütü olduğunu siz de kabul ediyorsunuz. Ya bundan sonraki süreçte silahlı dolaşmamaları gerektiğini en azından biliyorsunuz. Biliyorsunuz. En azından. Evet. Demek ki onlar o bölgeyi hani koruyacak bir grup demişlerdi ya, demek ki öyle bir grup da değildi. Sizin şu anda kullandığınız bir grup. Burada bizim buradan sesimizi o kesimlerin duyması çok zor. Ama o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimiz, o bölgedeki Araplar, farklı kesimlerden insanlar, yani
Amerika'nın bu tutumunun ne kadar bencil, kendilerini ne kadar çabuk sürede satmaya hazır olduğunu görsünler diyeceğim. Görürler mi çok zor. Ama yine de biz yani vicdanen kendi toplumumuzu anlatmak anlamında oradaki tablonun bu yanını vurgulamak istiyorum. Evet. Şimdi bu kilise yapılan saldırıdan bahsettin sevgili Dükel. Kilis, ben 2 yıl önce ilk göçler gelmeye başladığında gittim. Bu haberi izlerken nereden nereye diye hüzünlendim. Kilisin nüfusu 100 bin kadardır. 100 binden biraz fazla. Nüfusundan biraz fazla Suriyeli vardı 2 yıl önce. Bugün Kilis'teki Suriyeli, oradaki bizim yurttaşlarımızın nüfusunun 1,5 katı oldu. Ben oradayken Suriye'de bizim valimiz dahil, oradaki gazeteciler dahil dediler ki bakın Kilis'te barış içinde yaşıyoruz biz. Nobel barış ödülünü biz istiyoruz demişlerdi. Şimdi oradan nereye geldi? Kilis şu anda roket saldırıları altında ve oradaki insanlar yarınlarından güvensiz. Evet. Yani bu tablonun çözümü Sayın Dükel, Türkiye'nin terörle mücadele birikiminin birazcık dikkatli okumakta, görmekte. PKK terör örgütünün terör örgütü olduğunu biz Avrupa'ya kabul ettirmek için göbeğimiz çattı. O beğenmedi, bu iktidarın monşer dediği o diplomatlar iğneyle kuyu kazdılar. Dosya götürürsün beğenmezler. Ya terör örgütü olduğuna dair sivillere de zarar verdiğinin belgesi var mı? Götürürsün. Biz emek emek terör örgütü ilan ettirdik onlara. Neden? Mecbur muyduk biz? Biz nasıl olsa terörle mücadele ediyoruz. Avrupa'da orada burada niye uğraşalım derken affedersin enayi miydik o kadar enerji harcamaya? Hayır. Terörle mücadelede ne olursa olsun olabildiğince geniş kesimleri arkana alacaksın. Şimdi ne yapıyoruz? Karşımıza alıyoruz. Terörle mücadele dünyaya meydan okuyarak yapılmaz. Terörle mücadele dünyayı yanına çekerek yapılır. Onlar zorlanır barışın yanında yer almaya, hukukun yanında yer almaya, teröriste karşı mücadele etmeye zorlanır. Şimdi beşiniz gelse ne olur? Topunuz gelse ne olur? O da gelse ne olur? İşte bu olur. İşte bu olur. İşte bu olur. İşte bu olur. Evet. Tam onu derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Türkiye Gençlik Vakfı Gençlik Buluşması'nda konuştu. Türkiye Gençlik Vakfı'nın bir buluşması var. Orada konuştu. Gündeminde Afrin Harekatı vardı ve Erdoğan Afrin'de teröristlerden 800 tanesinin işinin bittiğini söyledi Sayın Albay. Ama devam da etti. 20-25 kadar şehidimiz var dedi. Yani bir dinleyelim. Hani... bir dinleyelim. Bugün de Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti ila cehenneme zümera. Tabii akşama kadar inşallah bu sayı daha da artacak. Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden, gerek sivil, gerekse Özgür Suriye ordusundan 20 civarında 25 kadar şehidimiz var. Bugün çok tartışıldı bu söz. Tabii. 20 civarında 25 kadar şehidimiz var. 20 mi, 25 mi? Yani çok üzerinde durmadığımız o söylemden Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu kastettiğini asla düşünmüyorum. Ama nihayetinde eğer bir söz söylenmişse bunun ne anlama geldiğinde konuşmak gerekiyor. O 5 can. 5 yetim çocuk demek belki. 5 anne demek. 5 anne demek. 5 eş demek. 5 baba demek. 10 evlat demek beş, belki. Yani. Evet, belki evlat sayısına baktığın zaman belki 10 evlat demek. Belki hiç evlatları yok. Ama nihayetinde 5 ocak demek. Şimdi anımsarsanız bir süre önce de 8-9 demişti. Yani, evet. Ama şimdi 25-30. Makas açıldı 5. Şimdi Allah 20-25. Korusun 40-50'ye mi gidiyoruz? Allah şimdi korusun 60-70'e mi gidiyoruz? Yani şimdi bu, bir de bu boyutu var. Artık terörle mücadele söz konusuysa gerçekten biz de bütün partilerde
bu konuda hiçbir tereddüt etmeden güvenlik kuvvetlerinin yanında oluruz. Bunda hiç kuşku yok. Zaten ama bütün mesele mesela, Cumhuriyet Halk Partisi bu operasyon başladığı an itibariyle. Evet, an bütün itibariyle mesele bunun siyasetinin doğru okunması Sayın Dükel. Terörle mücadele ediyoruz şu anda. Teröristle mi? Cumhurbaşkanı'nın açıklaması teröristle mücadele ettiğimizi gösteriyor. Sayı veriyor çünkü. Sayı veriyor. Evet. Şimdi sayılar üzerinden olmaz. 5000 yok ettik. Yendik mi terörü? Biraz önce verdim rakamı Sayın Dükel. Biz 1980'li 90'lı yıllar boyunca terörle mücadele ederken bir türlü sayıyı 5000'in altına indirememe kahrındaydık. Ama şimdi 30 bin kişilik bir terör örgütü kuruldu. Orada siz şimdi mesele sizin 800 bin, 2000, 3000 teröristi yok etmeniz değil. Terörü bitirmeniz, terörizmi ortadan kaldırmanız. Bu bir, şu anda yapılan sözcükleri seçmeye çalışıyorum. Dilerim sepete su doldurmak değildir. Dilerim kevgire su doldurmak değildir. Çünkü dibi açık. Sen Afrin'in doğu kısmına, yani Suriye'nin şu anda Fırat'ın doğu batı kısmına biz şu anda müdahale ediyoruz. Doğu kısmına müdahale etmiyoruz. Orada şu anda ne olduğu belli değil. Ne olduğu şuradan belli. Hakkari'ye saldırı işte. İki tane şehit. Türkiye'nin doğudan geldi. Evet. Fırat'ın batısı da doğudan geliyor. Evet. Şimdi burada şehitlerin sayısının hani 20-25 kadar falan, hani öyle bir nokta ki işte tabuta dirseğini dayayıp konuşma yapmak. Buradan bu ülke tarihinde de vardır bu, dünya tarihinde de vardır. Bu tür şeylerden kahramanlık çıkararak iç siyasete bunu malzeme yaptığınızda halk bunu affetmez Sayın Dükel. Şu anda Erdoğan'ın yaptığı oradan bir kahramanlık çıkarmak. İnanın bu tablo önümüzdeki dönem, yani terörü yenmekten çok oradan bir kahramanlık çıkarmak. Oradan bir kahraman çıkarmak. Biliyorsun 3. gün, 4. gün gazi çıkarmaya çalıştılar oradan. Yani hem siz burada bizi izleyen binlerce gazi var. Güneydoğu'da vücudunun bir organını bırakmış ya da yaralanmış. Onlara gazilik unvanı verilmedi, inanır mısın? Biliyorum ben, yani her yere geldiğini söylüyorum. Yani gaziliği santimle ölçen bir yasa var ortada. Evet. O yasayı değiştirmeyi düşünen de bir iktidar yok ama. Yok. Ya bacağın 3 santim kısa kalmış. Olmaz. 4 santim olsaydı verirdim. 3 parmağın kopmuş. Hı-hı. 4. parmakta gitseydi o zaman gaziydin. Böyle bir yasa var ortada. Evet. Siz bu orada gerçekten bedenini ortaya koymuş, hayatını ortaya koymuş kişilere gazilik unvanı vermeyeceksiniz ama buradan Cumhurbaşkanı ayrı bir kahramanlık yaratmaya çalışacaksınız. Var ya Orhan Veli'nin ünlü şiiri, neler yapmadık bu vatan için, kimimiz öldük, kimimiz nutuk çektik der ya. Gerçekten onu gösteren bir tablo. Evet. Ama şu anda biraz önce vurguladığın gibi 20, Cumhurbaşkanı dediğine göre belki 25 eve ateş düştü bu operasyon boyunca. Şu anda 13. gündeyiz. Bunun bir önceki operasyonun adı neydi? Fırat Kalkanı'ydı. O operasyon ne zaman başladı? Ağustos 2016'da. Çok iyi hatırlıyorum. 5,5 ay sürdü. Evet. İsmail Bey, sevgili Dükel, çok iyi hatırlıyorum. Dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık demişti ki bir haftada her şeyi halledeceğiz. Şimdi o operasyon ne oldu? Şimdi yeni bir operasyon doğurdu. 71 şehit verdik bu arada Elbap'ta. Evet. O Fırat Kalkanı dediğimiz operasyonda da 71 şehit verdik. Yaralı, yani gazi sayımız konusunda da net bilgi yok. Yok. Şimdi, ya da var, şu anda benim aklımda yok. Şimdi bu operasyonda ne kadar süreceği şu anda belli değil. Ancak hayır, şöyle bir şey var, yani bir sınır yok, dediğin çok doğru. Sayın Bakan dedi ki Başbakan Yardımcısı. Aynen şöyle dedi. Orada, o bölgede, o coğrafyada terör bitene kadar biz oradayız dedi. O coğrafyada terör bitme ihtimali var mı? Çünkü dediğim gibi Kevgir öteki ucu açık. Evet. Yani bir böyle sepete su doldurmak gibi bir şey bu maalesef. Gelmedi.
Sen devam et. Yani sepete su doldurmak gibi bir şey maalesef. Ama şu anda eğer sadece dünyaya meydan okuyarak işte buradan bir kahramanlık çıkararak gidilirse bu operasyon diyelim ki 6 ay sonra bitti. Ardından yeni bir operasyon daha gelecek. Onunla da belki defne yaprağı operasyonu olur. Ne? Belki de işte Zeytin Dalı'ndan sonra hani o bölgenin bir başka özelliği verilir. Ama siz terörü yine ortadan kaldırmış olmazsınız. Şimdi bir başka sıkıntı daha hafif hafif kendini gösteriyor. Onu vereceğim ama şimdi son dakika gelişmesi var. Arkadaşlarımız iletti. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmiş. Öldürülen teröristlerin arasında mavi listede aranan Murat Üçer de varmış. Eylül kod adını kullanıyormuş bu Murat Üçer. Bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi tekrar Afrin'e döneceğim çünkü Suriye'den bir açıklama var. Suriye Dışişleri Bakanlığı değerli izleyenler, Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı harekatını saldırganlık ve işgal eylemi olarak değerlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Suriye topraklarında bulunan hükümetin onaylamadığı her türlü askeri güç varlığı saldırganlık ve işgaldir. Suriye yönetimi buna uygun yanıt verecektir ifadelerini kullandı. Şimdi bu bilgiyi paylaştık sizlerle. Sayın Balbay'la da değerlendireceğiz. Şimdi bu açıklama ne zaman geliyor? Bugün geliyor. Neden? Soçi'den bir gün sonra. Rusya da kendince oyununu böyle oynuyor. İlk başta biz bu operasyonu başlattığımızda Binali Yıldırım dedi ki biz bu operasyonu başlattığımızla ilişkin Suriye'ye Rusya üzerinden bilgi verdik dedi. O dönem konsolosluğu kullanarak. Evet. Evet. Şimdi Soçi zirvesi bitiyor. Yani Suriye'deki bütün tarafların bir araya geldiği ya da gelemediği, iki gün sürecekti zirve, bir gün sürdü. Yani o bitiyor. Ertesi gün Suriye bu açıklamayı yapıyor. Bunun Türkçesi şu: Rusya Suriye'ye böyle böyle de dedi. Bu açıklamanın özeti budur. Tehlikeli olan ne? Tehlikeli olan da şu bana göre. Hani ya hava sahasını kullanmamıza izin vermezse. Girdiğimiz o koridorda ya da o kuşaklarda askerlerimiz hava desteği alamazsa, hava desteksiz kalırsa. Yani her şey yapılabilir. Şimdi eğer Ruslarla masaya oturmuş, eğer bir şeyler yapıyorsan eğer çok da dikkat edeceksin. Bu şeylerde, bu operasyonlarda Sayın Dükel, ilk adımı attığınızda son adımınızın ne olacağını bilmeniz gerekir. Şimdi yolda bakarız dediğimizde bu Aziz Nesin'in Du Bakari ne olacak hikayesine... Ya bu işler kervan yolda düzülür demeye gelmiyor. Gelmez. Yani kervan yolda dizilmiyor. Gelmez. Yani bu burada başta dizeceksin bu kervana. Bunun karşı karşıya kaldığımız tablonun öncekilerle başlıca farkı terör örgütünün adeta ordu ile adlandıracak bir rakama ulaşmış olmasıdır. Şimdi bunun ileride yaratacağı sıkıntıları şimdiden çözmek için öncelikle terör örgütünü, o bölgeyi yalnızlaştırmak gerekir. Ama biz karşımızdakileri arttırıyoruz. Hakikaten işin en başındaki kuraldır bu. Terörle mücadelede öncelikle sizin yanınızdakileri arttıracaksınız. Terör örgütünü yalnızlaştıracaksınız. Siz bunu yapmak yerine şimdi hem dünyada hem de Türkiye'de karşıtlarınızı artırırsanız, örneğin Türk Tabipler Birliği bir açıklama yapmış. Şimdi Türk Tabipler Birliği dedin, doktorları temsil eden, düşüncelerine katılırsınız, katılmazsınız ayrıdır. Ama doktorlar demiş ki biz hayatı savunuyoruz, biz barışı savunuyoruz demiş. Şimdi siz onlara operasyon düzenlerseniz, hakikaten hani doktorlarına operasyon düzenleyen bir devlet hastadır Allah aşkına. Yani. Ve şimdi doğru. Eğer o doktorların düşüncelerine katılmıyorsanız, hatta bir temsilci gönderin, terör, daha doğrusu hükümetin kendi bakanlığı içinde Sağlık Bakanlığı olur ya da belli bir temsil denir ki biz terörle mücadele ediyoruz. Her partinin kendi örgütlenmesi için de hani MYK örgütlenmesi için de sivil toplum örgütleriyle ilgili ilişki kuran ve o ilişkileri yürüten bir genel başkan yardımcısı vardır. Vardır. Yani hükümet değilse bile parti üzerinden yapabilirsin bunu. Kaldı ki hükümet üzerinden de yapılır tabii. Şimdi burada işin medya boyutu,
Sayın Dükel, şöyle bir tanımı paylaşmak istiyorum bizi izleyenlerle. Bilimsel olarak ifade hürriyetini anlatırken fikir diktatörlüğü diye bir kavram vardır. Evet. Şimdi bu son dönemde, daha doğrusu son dönem Türkiye'nin tablosuna çok uyuyor bu. Nedir fikir diktatörlüğü? Bir medya yaratırsınız. Orada sizin gibi düşünen, sizin dediğinizi çoğaltan, sizin dediğiniz gibi yazan yazarlar oluşturursunuz. Ve onlara öyle düşünmeyenleri hain ilan etmesini sağlarsınız. Hakikaten düşünceyle diktatörlük yan yana gelmez ama buna fikir diktatörlüğü denir. Yani siz kendiniz dışında hiç kimsenin bir düşünce üretmesine izin vermiyorsunuz. Bu en az gerçekten bu ülkeyi yönelik, hani dışarıdan gelecek, içeriden gelecek saldırılar kadar tehlikeli bir durum. Evet. Şu anda siz basın özgürlüğünü hükümet, halkın, sivil toplum kuruluşlarının kendi düşüncelerini ifade etmemesi için kullanıyor. Çünkü ifade edeni hem hedefe koyuyorlar, terörist ilan ediyorlar, hain ilan ediyorlar, yalnızlaştırıyorlar, gözaltına alıyorlar. Bu şekilde terörle mücadele edilmez. Sizin terörle mücadelenizin daha başında siz bu ülkede en azından, hadi dünyadan vazgeçtim, biraz önce söylediklerim dünyada yapmamız gerekenlerdi. Aynen. Türkiye'de olabildiğince geniş kesimi terörle mücadele için arkanıza almanız gerekir. Ama iktidar buradan, yani Sayın Erdoğan açıklamalarından da anlıyorum ki önümüzdeki dönem iç konular fazla konuşulmaması için, hatta ekonomide bu olumsuz gidişin perdelenmesi için bu operasyonları kullanacaklar. Halk böylesi durumlarda ekonominin gidişine bakar. Evet. Ekonominin gidişi kötü ise sen yapamadın der. Şu anda Türkiye'nin genel anlamda ekonominin gidişi de... Onu ekonomi bölümümüzde konuşuruz. Şey yapalım. Şimdi bir şey oldu bugün. Daha doğrusu dün bir şey oldu. O da şu. Eski meclis başkanlarımızdan Bülent Arınç'ı tabii ki hepimiz biliriz. Halk TV'ye konuştu. Ve Halk TV mikrofonlarına da değerli izleyenler Afrin operasyonunu değerlendirdi. CHP'nin verdiği desteğin önemli olduğunu ifade etti. HDP'yi de tavrından dolayı eleştirdi. Bir bakalım, bir dinleyelim. Bülent Arınç Halk TV mikrofonlarına ne demiş? Türkiye'nin temel konularında hiç kimse partisinin görüşlerini ortaya koymaz. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç Halk TV'ye konuştu. Afrin operasyonunu değerlendiren Arınç'ın önemli mesajları vardı. Afrin operasyonuna Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz karar verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri de yeterli hazırlıkları yaptı. Büyük bir kahramanlıkla şu ana kadar icra ediliyor. Bundan dolayı tebriklerimi iletiyorum. Bir defa Türk Silahlı Kuvvetleri kendi hudutlarımız dışında ve yerel unsurlardan da ÖSO'nun iştirakiyle çok iyi planlanmış, şu ana kadar da başarıyla yürütülen bir operasyonu sevk ve idare ediyor. Bu herhalde son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de yapabildiği en büyük operasyonlardan birisi. Geçmiş dönemlerde Kuzey Irak'a münhasır olmak üzere, yakın zamanda da Elbap ve Cerablus taraflarında yapılan operasyonlardan daha kapsamlı. Bir defa bulunduğu coğrafi konum, PYD ve YPG gibi terör unsurlarının kontrolünde bulunan bir bölge. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri hava kuvvetleriyle, kara kuvvetleriyle, yerel OSO güçleriyle çok iyi planlanmış bir operasyonu icra ediyor. Teferruatına girmeyeceğim. Zaten sizler de, bütün televizyon kanalları da operasyonu an be an takip ediyor. Nerede ne olduğunu, hangi dağın ele geçirildiğini, ne kadar terör unsurlarından etkisiz hale getirildiğini tek tek söylüyor. Tek duamız şudur, operasyon başarıyla tamamlansın ve hiçbir zayiatımız olmasın. Bu Türkiye büyük bir özgüven aşılamıştır. Türkiye'de hemen hemen bütün siyasi partiler bu konuda birlik içerisinde hareket etmektedirler. Halkımız bütün bölgeleriyle askerimizin ve bu operasyonun siyasi unsuru olan hükümetimizin yanındadır. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki desteğini
ve yüreklendirici Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanlarını da çok dikkate alıyorum ve önemsiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi esasen hükümetle birlikte operasyona desteğini verdi. HDP'nin sadece Kürt meselesini öne atarak bu operasyona karşı çıkmasından fevkalade üzgünüm. Çünkü bu özellikle ne Kürt yurttaşlarımıza ne de Kürt unsuruna karşı yapılmış, onu hedef alan bir operasyon değildir. Tamamen teröre yönelik ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya yönelik bir operasyondur. Bunu HDP'nin bilmesi lazım. Ama ırkçı siyasi söylemlerle bu operasyonu gölgelemeye çalışıyorlar. Bundan dolayı kayıptalar. Halkımızın da onlara güveni kalmadı. Dolayısıyla HDP'nin de Türkiye'nin büyük bir cesaretle uyguladığı, karşısına Amerika'yı bile aldığı, belki bunun dışında bir takım ülkelerle karşı karşıya geldiği bir operasyonda milli takım gibi hareket etmeliyiz. Arınç'ın AKP ile MHP'nin seçim ittifakına yönelik de değerlendirmeleri vardı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında karşılıklı heyetlerin bir araya gelerek öncelikle mahalli seçimler için, yani 2019 Mart'ında, sonrası için ne düşünüyorlar bilmiyorum. Ama bir beraber hareket etme planı içinde olduklarını görüyoruz. Herhalde bu çalışmalar sonuçlanır. Ya Şubat ayının sonlarına doğru veya Mart ayında bunlar parlamentoya gelir diye ümit ediyorum. Artık bunun ismini koyacaklardır tahmin ederim. Evet, gördüğünüz gibi değerli izleyenler, Halk TV mikrofonlarına Sayın Bülent Arınç konuştu. Gördüğünüz gibi AKP'li dostlara söylüyorum. AKP'li işte bakan, yönetici, hükümet sözcüsü artık neyse. Gördüğünüz gibi korkulacak bir şey yok. Yani mikrofonu konuşuyoruz. Öcü falan değil yani bu. Haberini de gayet güzel yapıp veriyoruz. Diğer yöneticilere, AKP'li yöneticilere de hani örnek olması adına bunu da söylemiş olayım. Şimdi Sayın Dükel, kara mizaha bakar mısın? Bülent Arınç'ın bulabildiği tek mikrofon Halk TV mikrofonu. O kısmı sana bıraktım. Evet. Tek mikrofon. Bu ülke adına kötü evet. Bir şey. Şimdi, kendisi ifade edecek hiçbir yer bulamıyor Sayın Arınç. Kesinlikle. Şu anda AKP'de siyaset yapanlar bunu unutmasınlar. İleride yalnız kaldıklarında gerçekten bağımsız medya sadece onlara mikrofon tutacak. Şu anda Bülent Arınç'ın Halk TV'den başka bu görüşlerini açıklayabileceği bir yer yok. Bir hiçbir televizyona çıkamadığını da kendisi söylemişti. Evet. Ve Bülent Arınç geçmişteki sorumluluklarından biri TRT'den sorumlu başbakan yardımcılığıydı. Değil mi? Tarih budur, siyaset böyle bir şeydir. Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Bir de elindeki güç bir gün gelir senin sorumluluğun ve yükün olur. Bu birinci boyutu. İki, buna hemen bir şey ilave edeyim. Biz Bülent Arınç'ı eleştirmeye devam ediyoruz elbette. Geçmişteki katılıyorum zaten görüşlerin çoğuna. Evet, evet yani eleştirme ama... Farklı bir sestir ve bu ekranlarda o farklı sesler nereden gelirse gelsin vermek bizim meslek namusumuzdur. Evet. Şimdi Sayın Arınç orada ittifaktan söz ediyor. Bir cümle söyleyeceğim. İşte önce yerel seçimde ittifak yapsınlar, kazansınlar, sonra devamına baksınlar diyor. Siyasette, sosyolojide, sosyal bilimlerde 2 kere 2 4 etmez. Bazen 1 eder. Bazen 8 eder, bazen yarım da eder. Onun için bunun öyle matematiksel hesabı yoktur. Asıl bu bölümü bitirmeden sanıyorum başka konuları geçeceğiz. Siyasal belleğimiz, daha doğrusu toplumsal belleğimiz bizim genel olarak az. Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre Türk toplumunun toplumsal belleği 3 aylıkmış. Yani 3 aydan önceki konular çok gündemde yer etmiyor. 1 Mart 2003'teki tezkere... Belki siyasetle ilgili kişilerin aklındadır. 1 Mart diye unutulmuyor. O gün Amerika bizim Güneydoğu Anadolu bölgemize 60 bin asker yiyecekti. İskenderun Limanı'nı kullanacaktı. Tamamen önemli bir bölümü Amerika'yı tahsis edilecekti. Eğer 1 Mart tezkeresini geçirseydik ve Amerika bizim Güneydoğu Anadolu bölgemize yerleşseydi bu bir işgal olacaktı. Evet. Biz o gün... Israrla bunu vurguladık. Şu anda sağlık mücadelesi veren Deniz Baykal'ın bir hikayesidir bu. Yani Deniz Baykal çok uğraşmıştı. AKP içinden 70 milletvekilinin hayır demesi o dönemin CHP Genel Başkanı'nın eseridir.
Bunun altını çizmek gerekir. CHP blok olarak hayır dedim. Eğer o geçseydi bugün Suriye'de yaşadıklarımız Türkiye'nin o bölgesinde yaşanıyor olabilirdi. Bunu da tarihin bir gerçekliği olarak vurgulayalım. Biraz önce dedim ya Türkiye birden büyüktür. Evet. İşte Amerika ne dedi biliyor musun Sayın Dükel? O olaydan sonra yani meclis hayır dedi. Amerika'nın 70 bin askerinin Türkiye'ye gelmesine karşıyız dedi. Evet. Amerika yöneticileri şu yorumu yaptılar o günlerden. Ya Türkiye'de böyle parlamento, muhalefet, yargı bunlarla uğraşmak çok zor. Çok zor, evet öyle söylemişlerdi. Çok zor. Türkiye'de bir tek adam yönetimine geçilmeli, o ikna edilmeli demişlerdi. Bugün de işte şu anda içinden geçtiğimiz dönem o dönemdir. Önümüzdeki seçim... Son cümle. Önümüzdeki seçim o parti mi kazanacak, bu parti mi kazanacak değildir. Bu ülke tek adamla bilinmez bir geleceğe mi gidecek, yoksa parlamenter sistemle her şeyini konuşabildiği bir sistemi yeniden inşa edecek mi? Peki. Şimdi teşekkür ediyorum ama bu sınırlı bir teşekkür bu bölüm için. Bırakmıyorum seni Sayın Balbay. Şimdi değerli izleyenler, bir molaya gideceğiz, bir ara vereceğiz. Tekrar burada olduğumuzda yine Mustafa Balbay'la beraber hem haberleri vereceğiz hem de haberler üzerinden hem haberi hem de gündemi yorumlamaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Kısa bir ara değerli izleyenler. Şimdilik hoşça kalın.